Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Ayağımın tozuyla Japonya'dan geldim ve önceki videomda da söylemiş olduğum üzere şimdi hemen Nintendo Switch'in kutusunu açacağız. İlk defa bu videoyu izleyenleriniz varsa bir önceki videomu izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü Japonya'ya gidip Nintendo Switch almıştık. Şimdi de Nintendo Switch'i açacağız. Aksesuarlarını açacağız. Oradan aldığım aksesuarlar var. Türkiye'ye gelirken sipariş verdiğim aksesuarlar var. Böyle karışık mix Türk-Japon aksesuarları karışık sizlere göstereceğim. Kutu açılışından sonra Nintendo Switch'i deneyimleyip sizlere deneyimlerimi aktaracağım. Şimdi hemen şöyle dağ gibi olan kutu açılışına başlayalım. Önce tabii ki de Nintendo Switch'ten başlayalım. Bu arkadaşlar Nintendo Switch'in OLED modeli, yani en son çıkan sürümü. Bakalım kutusu nasılmış. Ben bunu tabii Japonya'da biraz açtım. Böyle kutuyu açıp size bir içinde ne var ne yok gösterdim ama detaylı olarak bunu göstermemiştim. Şimdi bakalım içinden ne çıkacak, çok merak ediyorum. Gelir gelmez hemen size bu videoyu çekeyim istedim. Abi. Şimdi önce şundan başlayalım. Bu neymiş? Bu Nintendo Switch'imizin ekranı. OLED panel. Şöyle bırakıyorum. Buradan Joy-Con'ları da çıkartayım. Bunları Nintendo Joy-Con demiş. Niye joystick dememiş anlamadım ama. Şöyle iki renk. Bu arada bu Nintendo Switch'in OLED modeliyle beyaz rengi de geldi bu Nintendo'ların. Ama ben bu renkli versiyonlarını daha çok sevdim. O yüzden beyaz ve siyah böyle çok ne bileyim sönük bir renk kalacakmış düşüncesiyle bu renkli olanlarını aldım. Nedense beyazı bu arada bulunmuyor. Yani Japonya'da beyaz renklerin hepsi sold out'tu. Daha çok renkliler kalmıştı. Hani insanlar sıkıldı mı artık, ne yaptı renkliyi almaktan. Şimdi bir de buradan kutuyu açalım. Şu ne? Bu arkadaşlar Nintendo Switch'i televizyona bağlamanıza yarayan aparat. Şuraya Nintendo Switch'i oturtup televizyondan oyununuza devam edebiliyorsunuz. Hemen şöyle arkasına, önüne, yüzüne bakayım nerede ne var. İki tane USB var. Hafif de ha. Yani öyle ağır da bir olay değil. Devam ediyoruz. Joy-Con'ları bağlamaya yarayan bu da aparat. Hatta hemen bir deneyeyim ya. Bunları arkadaşlar Nintendo'yu televizyona bağladığınızda kullanmak için. Şekil bir şey oldu ya bu. Şöyle elde tuttuğumuzda da güzel bir hissiyatı var. Tabii bir PlayStation ya da bir Xbox kontrolcü değil ama gayet iyi. Güzel. Şimdi bunu da şöyle bir kenara aldım. Başka ne var bunun içinden çıkan? Ha, HDMI kablosu. Bir tane. Geç. Güç adaptörü. Type-C girişli. Bunu da geç. Bunlar da arkadaşlar Joy-Con'ların aparatları. Şimdi bunlar ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar, bu biliyorsunuz Joy-Con'ları ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Yani illa televizyona bağlamanıza gerek yok. Birini bir arkadaşınıza verip diğerini de siz beraber böyle iki kişilik oyun oynayabiliyorsunuz. Bunları da o Joy-Con'lara takıyorsunuz ki daha rahat elinizde tutabilin diye düşünüyorum. Aynı zamanda ekstradan bir batarya işlevi görüyor mu bilemedim ama kullanınca göreceğiz. Şimdi şunları hemen şöyle bir kenara alıyorum. Daha aksesuarlar var. Hemen Nintendo'nun kolundan başlayalım. Bu arkadaşlar Nintendo Switch Pro Controller diye geçiyor. Bunu Türkiye'den sipariş verdim. Japonya'dan almadım. Hani televizyonda oynamak istersek nasıl bir hissiyatı var? Gerekli mi, gereksiz mi? Çünkü az önce de gösterdim. Zaten Joy-Con'ları birbirine bağlayınca güzel bir kol işlevi görüyor. Ama controller kadar işlevi var mı? Ne çıktı başka içinden? Type-C'den USB herhalde şarj kablosu olsa gerek. Ve de o hissiyatı bak bayağı iyi ya. İkisini karşılaştırayım size. Ben bayağı beğendim ya. Xbox kontrolümüne benziyor. Tuşların hissiyatı, analog, şu arkadaki left right butonları. Yani şunu herhalde kullanmazsın bak bunu kullandıktan sonra. Gelelim bir diğer aksesuarımıza. Bunu Japonya'dan aldım. Bu arada mat siyah iyiymiş. Plastik kokuyor. Ama güzel. İçini göstereyim şöyle. İçi de kumaş. Güzel. Bak buraya da oyunları koymak için ayrıyetten bir de yer yapmışlar. Hatta şöyle göstereyim ben size. Ben bir de oyun aldım. Hemen onu da göstereyim. Şurada
Pokemon. Ben bunu ilk aldığımda Pokemon olduğunu anlamadım. Çünkü oyunu ayrı almadım ben. Paket halinde aldığım için Nintendo Switch'i Japonya'dan. İçinden de oyun çıkıyordu. Aa dedim iyi ne güzel. Bir aldım Pokemon çıktı. Ha şöyle içini açıp da göstereyim Pokemon'u. Bir sürü kağıt çıktı içinden. Bu ne? Ha, bu da oyunun kendisini anlatan bir kağıt. Yani kutunun içeriği böyle. Şurada da oyunumuz var. Şöyle ufak SD kart gibi kartuşlarla geliyor oyunlar. Ama maalesef bizim ülkemizde biraz pahalı oyunlar. Çünkü ben biraz araştırdım. Galiba Nintendo Switch bu yüzden tutmuyor bizde ya. Oyunlar çok pahalı. Bir de online store yok diyebiliyorum. Şunu şöyle koyalım hatta göstereyim ben size. Şöyle koyuyorsun. Bunu da geç şöyle at. Bir de şöyle bir şey var. Ekran koruyucusu. Çok güzel abi. Anlatmışsın ama tabii Japonca. Silme bezi de var içinde. Neyse tamam ben bunu internetten bakar çözerim nasıl yapıldığını ya. Sonra bir de micro SD kart aldım. Çünkü bu tarz oyun konsollarında SD kart çok işinizi görecektir. Bu 64 GB'lık versiyonu oyunların ne kadar tuttuğunu bilmiyorum ama işime ileride yarayacak. 128 GB'lığını aldım. Herhalde yeter diye düşünüyorum. 128 GB artı 64 de orada var. Beni hayli hayli götürür. Sonra bir de şöyle bir olay var. Bu aksesuardan sayılmıyor arkadaşlar ama ürünü ben dediğim gibi böyle bundle bir paket olarak aldığım için içinden şöyle anlam veremediğim üzerinde Pikachu resmi olan bir kutu çıktı. Bunun aksesuar olduğunu düşünmüyorum derken aksesuar evet değil. Ne bu? Baya porselen tabak çıktı içinden ya. Bu da eşantiyon olsun. At! Atma! Kırılacak. Evet, aksesuarlarımızın kutusunu açtık. Nintendo Switch'i sizlere gösterdim. Şimdi hemen Nintendo'nun kuruluşunu yapayım, oynamaya başlayayım ve size de deneyimlerimi aktarayım. Hadi başlayalım. Evet, şu aleti yaklaşık 5-6 gündür kullanıyorum. Şöyle söyleyeyim, bu kadar eğleneceğim hiç aklım ucundan geçmemişti. Evet, çok istiyordum bu aleti. Zaten bir önceki videomda da söylemiştim yani alayım diye. Ya ben bazen böyle çok şıp sevdi olabiliyorum. Hani bir şey alıyorum, hevesim bitince bırakabiliyorum. Ama bir haftadır durdurak bilmeden şu aleti oynuyorum ve bana mısın demedi. Hangi arkadaşıma göstersem onun da elinden zor alıyorum. Şimdi hemen deneyimlerimi sizlere aktaracağım bu bir haftalık deneyimlerimde. Neler yaşadım, neler gördüm. Şimdi sizlerle onu paylaşıyorum. Dock kısmını size biraz anlatayım. Bu dock'un arkasında bir tane güç çıkışı Type-C, bir tane HDMI çıkışı ve bir tane de internet için Ethernet çıkışı bulunuyor. Arkadaki kapakla beraber bu kabloları çok güzel saklayabiliyorsunuz. Ön tarafında ise iki tane de USB çıkışı var. Nintendo Switch'inizi televizyona ya da monitörünüze bağladığınızda 1080p bir çözünürlük alıyorsunuz. Tabii şu an hali hazırda PlayStation 5'ler, Xbox Series X'ler 4K 120fps gibi çözünürlükler size sunarken bu biraz tabii bunların gerisinde kalıyor. Ama bunun esas olayı tabii ki de televizyona bağlayıp oynamanız değil. Bu aletin esas olayı bunu dock'tan çıkarttığınızda başlıyor. Tabii bu dock kısmını geçmeden önce hemen size bu kontrollerden bahsedeyim. Joy-Con'ları birbirinden çıkartıp aparata bağladığınızda normal bir kolmuş gibi televizyonunuzda oynayabiliyorsunuz. Ben açıkçası bu Pro olan modelini çok daha kullanışlı ve iyi buldum. Daha iyi ele oturuyor. Analog hassasiyeti ve tuş hassasiyeti bu normal içinden çıkan Joy-Con'lardan çok çok daha iyi. Tabii bunun için ekstradan bir yaklaşık 809 lira bir para vermeniz gerekiyor. Eğer iki kişi oynayacaksanız zaten buna bir ihtiyacınız olacak. Sadece kendiniz için alacaksanız bence değmez. Gerçekten de bu Joy-Con'lar sizin işinizi hayli hayli görür. Tabii şimdi bunu dock'tan çıkarttığınızda esas eğlence işte o zaman başlıyor. Gittiğim her yerde emin olun elimden düşünmüyorum. Yani kafede olsun, arabada olsun, uçakta olsun, seyahat ettiğim ülkelerde, otel odalarında olsun her yerde kullanıyorum. Şu an hali hazırda iki tane oyunum var.
Bir tanesi Pokemon. Zaten onu aleti alırken yanında verdiler. Bir tanesini de kendim online shop'tan satın aldım. O da Mario Kart 8. Bu oyunu internetten araştırdım ve inanılmaz eğlenceli olduğunu söylediler. Sırf ben de hem denemek için hem de arkadaşlarımla böyle bir test etmek amacıyla oyunu indirdim. Ve tahmin ettiğim gibi oldu. Kafede sağda solda arkadaşlarla oynarken bana sıra gelmedi. O kadar eğlenceli ki. Ha, tabii artısı var, eksisi var. Arkadaşlarınızla gittiğiniz yerde zaman öldürmek için inanılmaz güzel bir aktivite. Ama ekranın küçük olması ve Joy-Con'ların ikisini de çıkartıp ayrı ayrı kullandığınız için bazen işte tuşlara basamama gibi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü elinizde gerçekten çok ufak kalıyor. Ama onun dışında tek başınıza oynuyorsanız inanılmaz eğlenceli. Evet, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Nintendo Switch kullanan arkadaşlara sesleniyorum. Sizleri yoruma bekliyorum. Hangi oyunları oynuyorsunuz? Tavsiyeleriniz neler? Bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.